Konfederasyonumuz KESK, 1960'larda TÖS ve İLSE'nin açtığı, 1970'lerde TÖBDER'den TÜMDER'e kadar uzanan yaygın bir dernekleşme hareketiyle yeniden sahneye çıkan, 12 Eylül rejiminde gedikler açılmasında ciddi roller oynayan, 1980'lerin ikinci yarısından itibaren kendisini tekrar görünür kılan bir çığırın ve geleneğin bugünkü taşıyıcısı, ifadesi ve mirasçısıdır. Bu gelenek, kamu emekçileri sendikal hareketinin meşrulaştırıcısı, öncüsü ve sürükleyicisi olmayı başardı. Türkiye'nin son 40-50 yıllık tarihi boyunca toplumsal muhalefetin ana bileşenleri arasında ilk sıralarda yer alan bir etkililik ve süreklilik sergiledi. Kapı kulu anlayışını, memur zihniyetini yıktı. Kamu emekçilerini dönüştürdü. Onların mücadele ve örgütlenme kapasitelerini açığa çıkardı. İş kolu ve meslek sendikacılığı darlığına hapsolmayı reddeden, toplumun genelini ilgilendiren yeniden üretim alanları olan eğitim ve sağlığı dönüştürmeyi de hedefleyen bir hattın takipçisi oldu. Yüz binleri seferber ettiği başarılı eylemlerle iş yerlerini, sokakları ve meydanları özgürleştirdi. Fiili ve meşru mücadele çizgisine yaratıcı ve her biri başlı başına birer deneyim olan ciddi katkılarda bulundu. Yasakları birer birer hükümsüz kıldı. Üretimden ve hizmetten gelen gücü bir imkandan çıkararak kerelerce fiili bir kapasiteye dönüştürdü. KESK, özelleştirmeler karşısında kamusal alanın neoliberal taarruz altında sermayeye açılmasında, metalaştırılmasında, nitelikli, ulaşılabilir, eşit, parasız ve ana dilinde kamusal hizmet anlayışıyla iktidarlar karşısında bir direnci ve alanın yeniden inşasını amaçlayan bir inisiyatifi ve kesintisiz bir mücadeleyi temsil etti. KESK, kamusal alanda ve eğitim sisteminde laik düşüncenin sağlam bir mevzisi oldu. KESK, parasız, bilimsel, laik, ana dilinde eğitimin kesintisiz sözcüsü ve savunucusudur. Türkiye'nin toplumsal mücadeleler tarihinin en önemli dönüm noktalarından bir tanesi olan Gezi Kalkışması'nda olanca görünürlüğü ve görkemiyle bir işçi emekçi rüzgarı esti. KESK bu rüzgarı 4-5 Haziran ve 17 Haziran'da Türkiye'nin her tarafında iş bırakarak selamladı.
sahte konfederasyonlarıyla orta oyununa çevirdikleri, kamu emekçilerini her geçen gün yoksullaştıran toplu iş sözleşmeleri karşısında yeni bir satış sözleşmesine izin vermeyeceğiz şiarıyla KESK, kamu emekçilerinin özgür toplu sözleşme ve grev hakkı, insanca bir yaşam için emekten ve halktan yana demokratik bütçe, güvenceli iş ve güvenli gelecek mücadelesini yükseltmeye devam etti. KESK, bu ülkenin bir avuç sermayedarının daha fazla kârı ve iktidarı için yaşamı içe sayılan işçiler ve işçi cinayetlerini fıtrata bağlayan AKP politikalarına iş bırakarak cevap verdi. Sokağa çıktı, cinayetleri kamuoyu gündemine taşıdı, onlarca şube yöneticisi ve üyesi yargılandı. KESK, içeride ve dışarıda savaş eşliğinde ayrıştırma ve suni kutuplaşmalara dayanarak kendini inşaya koyulmuş bir rejim karşısında halklar arasında sendikal zeminde bir köprü olarak durdu, barış mücadelesini kesintisiz olarak sürdürdü, ölümler karşısında yaşamı savundu. 10 Ekim'de barışın sesini gür bir şekilde haykırmak için 10 binlerin buluştuğu Ankara Garı önünde emek, barış ve demokrasi düşmanlarınca katledildik. Katledilen 101 barış karanfilimizin katillerini tanıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız, hesabını soracağız. Yitirdiklerimizi saygıyla anıyor, mücadelelerini barış kazanılıncaya kadar devam ettireceğimize söz veriyoruz. KESK, Kadın Kurtuluş Hareketi'nin sendikal hareket içinde en ileri kazanımlara sahip kolu oldu. Tepeden tırnağa ataerkil bir rejim karşısında kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini kesintisiz olarak sürdürdü. Şiddet, taciz, tecavüz ve çocuk istismarlarında tavizsiz bir mücadelede AKP'nin hedefinde oldu. Onlarca kadın sekreteri yargılandı, baskı ve sürgünlerle sindirilmek istendi. KESK, sendikal hareketin kadın yüzü olmaya devam ediyor. KESK, işçi sınıfının uluslararası birlik dayanışma mücadele günü olan 1 Mayıs'larda sömürüye, yoksulluğa, faşizme karşı emek, barış, eşitlik ve özgürlük şiarıyla alanlarda oldu. Koyu karanlık bir diktatörlük ve faşist rejim karşısında birleşik bir mücadeleyi kurmanın kolaylaştırıcısı olduğunu, emek demokrasi için güç birliği çağrıcılığıyla başlatan KESK, faşizme geçit yok, durdurabiliriz, hep birlikte faşizmi geri püskürtebiliriz diyor ve bütün muhalifleri, bu rejime hayır diyen bütün toplumsal dinamikleri faşizme karşı birlikte mücadeleye çağırıyor. KESK, dünden bugüne askeri ve sivil darbelere karşı mücadele etmiş, bedeller ödemiş bir geleneğin mirasçısı ve taşıyıcısıdır. Bugün de darbelerin panzehirinin demokratikleşme olduğunu savunan KESK, sivil darbe uygulamalarına, OHAL ve KHK'lara teslim olmayacağını, bütün yasaklamalara, baskılara karşı sokaktan çekilmeyerek keyfilik, hukuksuzluk ve normsuzluklara karşı durdu. KHK'larla işi elinden alınan bütün kamu emekçilerinin ve kendi üyelerinin ulus içi ve uluslararası düzeyde sesi oldu.
mücadelesinin sonuçlarını açığa alınan üyelerini geri döndürerek taçlandırdı. Şimdi ihraç edilen üyelerinin geri dönüşlerini tek bir üyesini dışta bırakmadan "onlar gidecekler, biz geri döneceğiz" diyerek kesintisiz mücadele vermeye devam ediyor. Zaman daralıyor. Mücadelemiz demokrasiyi kazanma mücadelesidir. Kazanacağız. Birlikte ve mutlaka kazanacağız. KESK, kuruluş yıl dönümünü direnenlerin buluşmasına ve birlikte mücadeleye adıyor.